Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Kerkük'te PKK tehlikesi Türkiye tetikte olmadı. Değerli izleyenler, Irak'ta 10 yıldır, Kerkük'te ise 18 yıldır yapılamayan yerel seçimler geçtiğimiz günlerde yapıldı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimine bağlı Erbil, Duhok ve Süleymaniye'de ise seçim gerçekleşmedi. Detaylara inmeden önce seçime giren partilerin kime yakın olduğunu ve ne kadar olduğunu, oy aldığını aktaralım. Sonuçlara göre 16 sandalyeli Kerkük İl Meclisi'nde sandalye dağılımı da gerçekleşti. Sonuçlara baktığımızda Kerkük'ün geleceği kaosa gebe. Ama Kerkük'ün geleceğini biraz abartılı ve karanlık yapan, terör örgütü PKK'nın oluşturduğu yeni nesil hareketinin beklenenden çok daha fazla oy alması. Türkiye'nin uzunca bir süre güvenliğiyle ilgili olarak sancısı örgütün faaliyetlerini değil teröristler üzerinden gelişen siyasi faaliyetleri de takip etti hala ediyor. NSK ve PYNK üzerinden birleşik bir fotoğraf ortaya çıkarıp Irak'taki yapıyla birleşmekti, ancak Barzani tuzağa düşmedi. Ardından ABD yeni bir şeyler denemeye başladı. Süleymaniye'deki KYB ile Suriye'deki YPG PKK'yı entegre edecek yeni bir siyasi projeyi devreye aldı. Yakın zamanda Duhok'ta düşen ve PKK militanlarını taşıyan helikopteri düşünün. Verilen eğitimleri, Türkiye'nin son bir yılda KYB'ye yaptığı uyarıları hatırınıza getirin. Parçalar birleşecektir. PKK ile Kerkük'te de işbirliğine gidebilir, PKK'nın desteklediği yeni nesil hareketiyle Kerkük'te ortak hareket edebilir. Türkiye'nin Barzani yönetimiyle sıkı işbirliğine gitmesi boşuna değil. Buralar Irak'a da bir şekilde eklenmelirse Türkiye için ciddi bir güvenlik zafiyetleri başlayacaktır. Mesela Süleymaniye Havalimanı yakınlarında mazlum Kobani kodaklı terörist Ferhat Abdüşahin'e doğru bir siyah atışı olmuştu geçtiğimiz aylarda. Amerika'nın bu bölgedeki adamına yapılan bu atış gerçekten çok güçlü ve önemli bir mesajdı. Kısacası bu bölgede Türkiye'ye rağmen Türkiye'ye karşı adım atmaya çalışacaklar. İki kere değil, çok kere düşünmek zorunda. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşça kalın.